Gezegenimizde 8 milyondan fazla hayvan türü bulunur ve her türün kendi ömrü, yaşadığı belirli bir ortalama süre vardır. Bu süre her türe göre değişir. Doğal koşullarda yaşayan hayvanlar, bebek ölümleri, hastalıklar, predatörler, kötü hava koşulları, habitatın yok edilmesi veya gıda ve barınak rekabeti yüzünden çok yüksek ölüm oranlarına sahip olduklarından olası maksimum yaşlarına yaklaşırlar. Bu yazıda, dünyada yaşayan her canlı türüne göre en uzun ömrü olan ilk 10 hayvan listesini bulabileceksiniz. 10. Macav papağanları Macavlar uzun kuyruklu ve çoğunlukla renkli papağanlardır. Nesli tükenmiş veya kritik derecede nesli tükenmekte olan türleri de içeren toplam 19 tür macal papağanı bulunur. Bununla birlikte, en az bir delil temelinde öne sürülen birkaç varsayımsal nesli tükenmiş türü olduğu söylenmektedir. Macal papağanlarının çoğunluğu vahşidir ve çok azını soyu tükenmiştir. Spix'in macal papağanlarının artık vahşi doğada nesli tükenmiştir. En büyük macar türleri, kuyruk büyüklüğü de dahil olmak üzere, yaklaşık 20 inç ve en fazla 42 inç arasında değişir. Yaşam sürelerine gelecek olursak, 60 ila 80 yıl yaşayabilirlerken, ortalama yaşları 30 ila 35 arasında değişir. Mini macalların yaşam süreleri kısadır. Ancak iyi beslenmeye sahip büyük macal papağanları 50 yaşın üzerindeki yaşlara kadar kolayca ömürlerini sürdürebilirler. 9. Afrika Filleri Afrika Filleri, Loksodonta türünde olan fillerdendir. Afrika Fillerinin hayatta kalan iki türü bulunmaktadır. Le Afri Canavele Ciclotis, Loxodonta, ailenin mevcut iki cinsinden biridir. Afrika filinin bir türü, L. dünyanın en büyük canlısıdır. Diğer türü L. ise dünyadaki üçüncü büyük canlı, türüdür. Bu türlerin kısa ve kalın vücutları bodur bacakların üzerindedir ve sırtları çökük durumdadır. Kocaman kulakları, sıcaklık kaybına izin verir. Üst dudak ve burun başlarını şekillendirir. Hayatta kalan en büyük Afrika fillerinin ortalama ömrü 70 yıldır ve yeni bir Zimbabwe çalışması dişi Afrika fillerinin ölümüne kadar doğurgan kalabildiklerini bulmuştur. 8. Dev Galapagos Kaplumbağaları Galapagos Dev Kaplumbağası. Adını doğrularcasına gezegenin en büyük kaplumbağasıdır. Aynı şekilde günde yaklaşık 16 saat boyunca uyuşuk ve pinekleyen türlerden birisidir. Goliath kaplumbağaları, Antarktika'daki her kara parçasını işgal etmiş durumdadır. Goliath Galapagos kaplumbağalarının hepsi aynı değildir. Her Galapagos adasında kendi özel alt türleri bulunur. Kuluçkaya yatırılmış yumurtaların sahip olduğu sıcaklık, erkeklere mi, dişilere mi gebe kalınacağına karar verir. Daha yüksek sıcaklık, daha fazla erkeğin doğacağı anlamına gelir. Onların sindirim kolaylığı ve önemli hacimlerdeki suya karşı gidebilme kapasitesi, yemek yemeden ya da içmeden bir yıla kadar da yanabilmelerini sağlar. Kaplumbağaların yaşayan en büyük canlı türleri olan bu dev kaplumbağalar yüzyıldan fazla yaşayabilirler ve kayıt edilen en yüksek rekor ise 152 yıldır. En tanınmış Galapagos kaplumbağası adalarda yaşayan bir alt tür olan Berek George' idi. 100 yaşındaydı ve hala genç yetişkin olarak sınıflandırılıyordu. 7 yılan balıkları bir yılan balığı, Angu düzeninde yaşayan, 4 alt bölümden oluşan, 20 familia, 111 cins ve 800 civarında, türden oluşan bir balık çeşididir. Çoğu yılan balığı yırtıcıdır. El ifadesi ek olarak diğer benzer şekilde oluşturulmuş balıklar içinde kullanılır. Örneğin elektrikli yılan balığı ve sivri, yılan balığı gibi balıklar içinde kullanılmaktadır. Ancak bunlar anguilliformes düzeninde değillerdir. Yılan balıkları, Uzun balıktır ve tek saplı yılan balığı 5 santimetreden uzundur. İnce canavar bir yılan balığının uzunluğu ise 4 metre uzunluğundadır. Yetişkinler 30 gedan 25 kilograma kadar ağırlığa sahip olabilir. Pervik dengeleri yoktur ve çok sayıda türün göğüs kanatlarına ihtiyacı vardır. Sırt ve popo merkezli kılçıklar, kuyruk dengesiyle birleştiğinde, önemli bir uzunluğu sahip olabilmektedirler. Yılan balıklarının ortalama ömrü 150 yıldır. Ayrıca bütün yaşamları boyunca yılan balıklarının yaklaşık 4 milyon yumurta bıraktığını biliyor muydunuz? 6. Tuataralar Tuataralar, Yeni Zelanda'da bulunan sürüngenlerdir. Sürüngenlerin çoğuna benzemeleri gerçeğine rağmen, bunlar belirli bir kalıtımın bir parçasıdır. Onların adı Maori lehçesinden gelir ve, sırtları ibikli anlamına gelir. Tek tip tuatara, yaklaşık 200 milyon yıl önce gelişen atasından kalıtımla hayatta kalan bir türüdür. Tuataralar yeşilimsi koyu renkli, donuktur ve kuyruk ucu ile toplamda 80 santimetreye kadar uzunluğa sahip olabilir ve özellikle sırt boyunca eklenmiş tepeleri ile 1.3 kilograma kadar ağırlığa sahip olabilirler. Tuataralar muhtemelen hayatlarının ilk 35 yılı boyunca büyümeye devam ederler. Herhangi bir sürüngeninin yavaş gelişme oranına sahiptirler. Normal yaşam süresi yaklaşık 150 yıldır, ancak 200 yaşın üstünde yaşamış örnekleri vardır. 5. Koy balıkları Koy balığı, amur sazanının dönüşmüş varyasyonlarındandır. Japonlar tarafından birkaç sınıfa ayrılmıştır. Koy çeşitleri, ton farkı, tasarım ve büyüklüklerine göre ayırt edilir. Önemli renk tonlarının bir kısmı beyaz, koyu, kırmızı, sarı, mavi ve kremdir. Bu tür sazanlar, başlangıçta Orta Avrupa ve Asya'da bulunan büyük bir balık topluluğudur. Başlangıçta farklı sazan türleri Doğu Asya'da yetiştirildi ve beslenme amaçlı kullanıldı. Sazanlar, soğuk su balığıdır ve hayatta kalma ve çok sayıda atmosfere ve su koşullarına uyum sağlayabilme kapasiteleri, evcil hayvan türlerinin Japonya'da dahil olmak üzere birçok yeni alana yayılmasını sağlamıştır. Koi balıklarının ömrü 200 yıldan fazladır. Bu Japon balık türü, açık koyu havuzlarında veya su bahçelerinde dekoratif amaçlarla saklanan evcilleştirilmiş bir sazan türüdür. 4. Bohe ad balinaları sırtında bir çıkıntı bulunmayan, koyu gölgeli bir bohe ad balinaları, 14 ila 18 metre uzunluğunda olabilir. Bu kalın gövdeli türler 75 ila 100 ton ağırlığa sahip olabilirler. Verimli kuzey kutup bölgesi sularında birlikte yaşarlar. Bohe ad yerine, Grönland balina ya da Arktik balina olarak daha çok bilinir. Amerikalı balina avcılar, onları kutup balinası veya Rusya veya Rus balinası olarak adlandırırlar. Devasa gövdesindeki kafasında, herhangi bir canlı da bulunabilecek en büyük ağza sahiptir. Bovhe ad balinalarının 200 yıllık ortalama ömürleri vardır. 100 yıl insanlar ve kaplumbağalar için yaşlı olabilir. Ancak Grönland balinaları için oldukça normaldir. Bu balina türleri 200 yıldan fazla yaşayabilir. 3. Grönland köpek balıkları, Grönland köpek balığı, Pasifik ve Güneyli uykusu köpek balıkları olarak sıkı bir şekilde tanımlanan Somniosidae ailesinin muazzam bir köpek balığı örneğidir. Bu türün dağılımı genellikle Kuzey Atlantik Okyanusu ve Arktik Okyanusu'nun sularıyla sınırlıdır. Her bir omurgalı türü için bilinen en uzun ömre sahip olan ve 274 yıldan az olmayan ve en uzun yaşayan, köpek balığı türü arasında yer alır. Derinlerde yaşamalarının bir nedeni olarak, etlerinde trimetilaminli oksidin yüksek bir oranda bulunması nedeniyle etleri zehirlidir. İzlanda'da zehir seviyesi düşük olan bir Grönland köpek balığı örneğinin yendiği bilinmektedir. 2. Arctica aslan dica islandica, deniz kuahogu arctica islandica Arcticiidae familyasındaki bir deniz çift kabuklu yumuşakçası olan tüketilebilir kabuklu deniz hayvanlarının bir türüdür. Bu tür Kuzey Atlantik Okyanusu'na doğru bulunur ve ekonomik olarak bir beslenme kaynağı olarak alınır. Bu tür, sahip olduğu isme olarak İzlandaca ciprini, Maun yumuşakça, Maun kuahog, koyu kuahog ve koyu istiri diye gibi çeşitli temel adlarla bilinir. Kabuklarını 50 milimetre yüksekliğin üzerinde geliştirebilirler. 507 yıl yaşamış bir örneği bilinmektedir ve bilinen kayıtlı en yaşlı üyesidir. 1. Ölümsüz deniz anası Dimortar Jellyfish, Turritopsis dohni. Ölümsüz deniz anası, Akdeniz'de ve Japonya sularında bulunan küçük, organik olarak bulunan bir deniz anası türüdür. Strese veya yaralanmaya maruz kaldığında, prematüre haline geri dönebilen yalnızca birkaç bilinen canlıdan birisidir. Tamamen cinsel açıdan genç haline dönmek için çok benzersiz balıklardan biri olan, tekil bir kişi olarak cinsel gelişme elde ettikten sonra düzenleme yapabilen benzersiz bir türdür. Bunu yapabilen diğer türler. Laodice Avundulata Deniz Anası ve Aurelia Asepe, bir türleridir. Ölümsüz deniz anası, muhtemelen sonsuza kadar yaşayabileceğinden, muhtemelen en uzun canlı türüdür. Güncel bir rapora istinaden, ölümsüz deniz anası, bir tür hücrenin bir başka hücreye dönüştüğü, transdifferentiation olarak bilinen bir prosedür aracılığıyla bir yetişkinden bir çocuğa kendini dönüştürebilir. Deniz anası, bu işlemi tekrar tekrar yapabilir. Açlıktan ölme, fiziksel zarar görme veya diğer acil kaçınılmaz durumlarda, Ölümsüz deniz anası, vücudunun mevcut hücrelerinin büyük bir kısmını daha genç hücrelere dönüştürür. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, Yo Youtube kanalımız, grafik beyine abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.